Elhamdülillah. Esselamu aleyhi ve sellem. Resulullah. Hocam şimdi bir kişi hacca gittiği zaman evinden diyelim çıktı. Şöyle evden başlayın. İhramı evden giyebilir mi? Başlı gitti. Niyet etti. Evet. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Alimler diyor ki ihramı takdim etmek yani mikat sınırlarına varmadan önce ihramı giymek caizdir. Ama efdal olan mikattan girmektir ihrama. Efdal olan. Ama mesela diyelim ki adam havaalanında uçağa biniyor. Uçağa biniyor. Uçağa binmeden önce ihram elbisesini giyiyor bazıları mesela. Suud Hava Yolları ile geliyorsa bilmiyorum Türk Hava Yolları'nda var mı bu şey hizmet. Enes. O şeyi kapatın sesi oğlum. Uçaktayken uçağa binmeden önce ihram için hazırlık yapıyor. Kimisi tutuyor havaalanında ihramını giydiriyor hacılara niyetini ettiriyor. Bu niyet caizdir. Takdim ettiğinden dolayı yani mikat sınırlarına varmadan önce ihramı giydiğinden dolayı bu ihramı sahihtir. Ancak efdal olan mikat sınırına vardığı zaman veya mikat sınırına hizasına vardığı zaman ihrama girmektir. Diyelim ki insan uçağa binmeden önce ihram elbisesini giyerse mikat sınırlarına geldiği zaman, hizasına geldiği zaman uçakla, diyelim ki uykuda kalma ihtimali olabilir. Bundan dolayı bu korkuyla, bu endişeyle ihrama daha önceden niyet ederse caizdir. Yani diyelim ki 5-10 dakika uçak daha ilan etmeden 5-10 dakika önce veya yarım saat veya bir saat önce ihrama niyet ederse lebbeyk Allahümme umre veya umreye niyet ediyorsa, hacca niyet ediyorsa lebbeyk Allahümme haccen diyerek niyet ederse caizdir. Evet. Ama efdal olan karayoluyla giden birisi için ne yapacak? Efdal olan mikat sınırına geldiği zaman imkanı varsa boy abdestini alır orada. Ondan sonra ihram elbisesini giyer. Şeyh bin Baz ve buradaki alimlerin görüşü bu doğrultuda. Eğer namaz vakti ise camiye girer. Farz ezan okunmuşsa farzdan önce iki rekat mesela diyelim ki tahiyyetül mescid kılar. Veya iki rekat abdest namazı kılar, namaz vakti değilse. Ondan sonra ardından niyet, ihramına niyet eder. Temettü ise? Temettü, hac aylarında bu. Hac ayları hangileridir? Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günü. Buna hac ayları diyoruz. Yani 2 ay 10 gün takriben. Bunlara, bu 3 aya hac ayları diyoruz. Bu aylarda mesela diyelim ki Ramazan bayramının birinci günü. Bu ne oluyor? Şevval'in biri oluyor. Bir kimse mikat yerinden ihrama girerse, lebeyk Allahümme umre derse, bu kimse ne olur? Mütemettî olur. Yani temettü hacısı olur. Niçin? Hac aylarında ihrama niyet ettiğinden dolayı. Tabii bir şartla, hac aylarında umreye niyet etti ama Mekke'de oturacak, ikamet edecek. Mekke'de ikamet ederse veya diyelim ki Riyad'da oturuyor. Riyad'a dönmezse Cidde'ye gider, Taif'e gider bir iş için. Bu yakın mesafeye gittiği zaman ehline dönmedikçe alimlerin bir görüşüne göre bu kimse temettü hacısı sayılır. Ama Riyad'a dönerse, ehline dönerse temettü kesilmiş olur. Tekrar gittiği zaman bir daha umre yapması gerekir. Bu lebeykallah umreten mutemettin el hac değil mi? O şekilde de denir. Lebbeyk Allahumma umraten mutemettian biha ila al-hac. Bu şekilde derse yani haccı da hacca niyetlenerek umreye girmesi buna temettu hacısı diyoruz. Temettu denmesinin sebebi ne? İhramdan sonra dünyalık zevkten kendini mahrum etmiyorsun. Yani eşinle münasebette bulunmak gibi, avlanmak gibi İhramın yasakları sana helal olduğundan dolayı bunları yapıyorsun. Bundan ne yapıyorsun? Faydalanıyorsun. Bundan dolayı temettü denilmiş. İhramı giydik, niyet ettik.
Mekke'ye vardı. İhramını diyelim ki temettü umre hacısı ihrama girdi, geldi, tavafını yaptı, sahini yaptı, tıraşın oldu, ihramdan çıktı. Bu temettü hacısı diyoruz. Bu niçin temettü? Az önce dediğimiz gibi ihramdan önce, ihramlıyken sana haram olan şeyler umreyi bitirdikten sonra ihramdan çıkıyorsun, sana helal olduğu için bunlara, buna ne diyoruz? Temettü hacısı diyoruz. Ne yapıyor? Dünya ihramdan önce kendisine helal olan her şey tekrar kendisine helal oluyor. Karanda ise? Karanda ise fark umre lebbeyk Allahümme umreten ve haccen diyorsun. Hem umre niyet ediyorsun hem de hacca niyet ediyorsun. Ama aradaki fark ihrama girdikten sonra Mekke'ye geliyorsun, Kabe'yi tavaf ediyorsun. Buna biz tavaf-ül kudum diyoruz veya kudum tavaf ediyoruz. Kudum tavafını yapıyorsun. Ardından sa'yını yapıyorsun. Tıraş olmuyorsun. İhramlı kalıyorsun. Diyelim ki Zilhicce'nin birinde geldin. 10. gün bayramı 1. günü Akabe cemresini taşlayıp ardından kurbanını kesip tıraşın olduktan sonra ihramla çıkabilirsin. Yani 10 gün veya 15 gün veya 5 gün senin Mekke'ye ulaşma sürene bağlı. İfrat ise lebbeyk Allahümme haccen diyorsun. Sadece hacca niyet ediyorsun. Direkt Arafa'da. Yok, şart değil. Şart değil. Aynı o da ifrat hacısı da Kur'an hacısı gibi. Diyelim ki Zilhicce'nin 5'inde geldi veya 8'inde geldi veya 7'sinde geldi. Ne yapar? Gider kudüm tuhafını yapar. Kudüm tuhafını yapar. Ardından sayını yapar. Eğer bayramdan sonra, bayramın 1. günü farz tavaftan sonra sağ yapmak istemiyorsa sayını öne arabilir. Kudüm tuhafından sonra sağ yapar, ihramda kalır. Aynı kudüm kıran hacında olduğu gibi. Kurban kesilene kadar. Kurban kesilene kadar değil. Bayramın 1. günü Akabe cemresine 7 taşı attıktan sonra ne yapıyorsun? Tıraş oluyorsun, ihramdan çıkıyorsun. Evet. En kolayı tabi İfrat'tır. İfrat'ta bayramın 1. günü şeytan diyoruz. Buna aslında şeytan yok orada. Cemreleri taşladıktan sonra 7 taş atıyorsun Akabe cemresine. Ardından tıraş oluyorsun, ihramdan çıkıyorsun. Buna 1. helallik veya 1. tahallül deniliyor. 1. tahallül denilmesinin sebebi ne? İhramın yasaklarının hepsi sana helal oluyor. Bir tek eşine yaklaşman dışında. 1. tahallül. 2. tahallül nedir? Farz tavafı da yaparsan, yani ziyaret tavafı diyoruz buna veya farz tavafı diyoruz veyahut da haccın tavafı diyoruz. Bunu yaptıktan sonra artık ihramın bütün yasakları sana helal oluyor. Tamam, yani ihramlı olan bir kişi tırnak kesemez değil mi? Saç. Tabii. İhramın yasakları bellidir. Saçı, tırnağını kesemez, saçını kesemez, güzel koku sürünemez. Parfüm. Dikişli elbise, parfüm de aynı, güzel koku. Hı. Dikişli elbise giyemez, başını örtemez. Evet. Buna benzer ihramın yasakları bellidir. Ondan sonra 8. güne geldik, o terbiye dediğimiz. Terbiye günü. Terbiye günü denilmesinin sebebi, eskiden Araplar Zilhicce'nin 8. günü teşrik günlerinde Mina'da konaklayacakları için ne yapıyorlardı? Mina'ya su taşıyorlardı çadırlara. Su taşıdıklarından dolayı hacılar sulayacak, su içecekler, su ihtiyaçları olacak. Hacılara su dağıtmak için ne yapıyorlardı? Su taşıyorlardı. Su taşındığı için ona terbiye günü denilmiştir. Zilhicce'nin 8. gününe. Evet, yani mütevetti haccı yapan kişi bulunduğu yerden ihram girer. Evet, Zilhicce'nin 8. günü, yani terbiye günü, kişi evde kalıyorsa bulunduğu yerden, otelde ise bulunduğu otelden ihrama niyet eder. Lebbeyke haccen der. Bulunduğu yerden. İhramı sünnet olan tıraşın olur, ondan sonra koltuk altı ve etek tıraşını olur. Ardından banyosunu yapar. Sonra ihramını giyer. Lebbeyke haccen diyerek hacca niyetlenir. Ardından nereye gider? Sünnete uygun olan Arafat'a, kuşluk vaktinde tabii bu anlattığımız olay. Kuşluk vaktinde bu fiiller yapacak. Evet. Yani bir mızrak boyu yükseldikten sonra
Arafat'a Mina'ya doğru hareket eder. Mina'ya gider, orada çadırda konaklar. O gün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını 4 rekatlı namazlarını 2'şer rekat olarak kılar. Mina'da. Evet. Cem etmez ama. Kasır olarak kılar. Yani 4 rekatları 2 rekat, 2'şer rekat olmak üzere orada kasır eder. Arefe gününün sabah namazını ise 2 rekat bildiğimiz gibi kıldıktan sonra artık Arafat'a doğru yola çıkar. Saat kaç? Yani sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğmasına yakın veya güneş doğduktan hocam, sonra gece gidiyorlar kimileri. İşte sünneti terk ediyorlar bu. Evet. Sünnet olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu şekilde bu şekilde yapmak sünnettir. Ama kimisi mesela diyelim ki bir gün önceden veya aynı gün otelden ihrama girip Arafat'a direkt olarak gidiyorlar. Bu sünneti terk etmiş oluyor. Sünnet olan dediğimiz şekilde. Arafat'a yola çıkıyorsun. Diyelim ki yaya gidilir, arabayla da gidilir. Hangisi senin kolayına geliyorsa. Tabii ki hocam Cebel-i Rahme'ye çıkmak sünnet mi? Değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebel-i Rahme diye bilinen İbn-i Uthimin rahimahullahu teala Cebel-i Rahme diye böyle bir İslam alimlerinde alimleri tarafından böyle bir ıtlakın böyle bir adlandırılmanın doğru olmadığını alimler arasında böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Siz nereden gelmiş o zaman? Artık bilmiyorum kimler tarafından ama Cebel-i Rahme diye adlandırılması öyle bir şey yok yani. Peki hocam. Ona biz Arafat Dağı diyoruz. Oraya geldiğimiz zaman diyelim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye yönelmiştir. Arafa günü Arafat'ta. Bazı insanlar diyor ki mutlaka Arafat Dağı'nın orada olacaksın. Arafat Dağı'na yönelerek dua edeceksin. Bu doğru değil. Doğru olan insan namazda kıbleye yöneldiği gibi dua esnasında da bildiğimiz gibi dua da ibadettir. Efdal olan duada kıbleye yönelmektir. Ama imkanı yoksa her taraftan istediğin yerden dua edebilirsin. Efdal olan duayı kıbleye yönelerek yapmaktır. Mina'dan çıktık, Arafat'a doğru gidiyoruz. Zeval vaktinde hani sormuştun ya, Nemire'ye uğradığı zaman. Bu Arafat değil mi? Evet, Arafat'a daha Arafat'ın öncesidir. Nemire, Arafat'a varmadan önce bir mescidin adıdır. O mescidin yarısı Arafat sınırları içerisindedir, yarısı Arafat sınırlarının dışındadır. Müzdelife ile Arafat. Müzdelife'den yok, Arafat'tan sonra yani, daha Müzdelife'ye varmadan önce. Dolayısıyla burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü vardığında bir süre konaklamıştır orada, Nemire'de. Niçin? Sünnettir orada, dinleniyorsun. Arefe günü ibadette dinç, zinde olman gerekiyor. Onun için orada dinlenmen sünnettir. Ama bizim hacılar ne yapıyor? Çadırları hazır olduğu için gidiyorlar, çadırda dinleniyorlar. Öğle namazı ezanı okunuyor. Öğle namazıyla ikindi namazını bir ezan iki kametle cem-i takdim yaparak yaparak o şekilde kılıyorlar. Ardından namazdan sonra ibadet şekli nedir orada? Duadır. Bunun dışında nafile namaz kılmak falan bunun gibi bir şeyler sünnette yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kasva adındaki devesine binmiş o şekilde yönünü kıbleye dönerek bir eliyle devenin yularını tutmuş, bir eliyle de dua etmiştir. Akşam güneş batıncaya kadar. Kimileri toplu bir şekilde işte böyle ola... Işte. Yok. Sünnette toplu şekilde dua etmek yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı herkes tek başına dua etmiştir. Sünnet olan budur. Dua ederken yani insan haram olmayan, sıla-i rahimi kesmeyi emretmeyen, içerisinde böyle bir şey olmayan helal olan herhangi bir şekilde dua edebilir. Kendisine, çocuklarına, anasına, babasına, bütün Müslümanlara dua edebilir. Orada en faziletli dua Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi اَفْضَلُ مَا قُلْتُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ. Ondan önce buyuruyor ki اَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةٍ.
وأفضل ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Türkçesi duaların en faziletlisi Arafat duasıdır. Arafat'ta yapılan duadır. Ben ve benden önceki nebilerin, rasullerin yapmış olduğu, söylemiş oldukları dua, söz şudur diyor. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. Bu duayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmış ve ashabına da bunu emretmiştir. Arafat'ta yapılan hatalar, ne gibi hata yapılıyor hocam Arafat'ta? Mesela Arafat'ta örnek verecek olursa, en çok hacca halel getiren hataların başında hacının Arafat sınırları içerisinde durmayıp Arafat sınırları dışında durmasıdır. Bunu çokça görüyoruz. Sebebi güneş batınca hemen bir an önce Müzdelife'ye hareket etmek. Oysa hacı gidiyor, farkında değil hacı. Allah korusun. Allah korusun. Bakıyoruz mesela orada çok şeyler var. Ondan sonra heyet emri bil maruf ne yapıyor? Sürekli uyarıyor. Ey hacı diyor, hacın boşa gidiyor. Hac Arafa sınırlarına gir. Böyle telkinde bulunuyorlar, ikazda bulunuyorlar. Amaldır şeyden yok ya. Subhanallah, çok gördüm böyle. Biz özellikle birkaç sene şeyde sınırlara yakın bir çadırda kaldık. Hemen sınırla aramızda belki 15-20 metre veya 50 metre bir şey mesafe vardı. Ya bakıyorsun insanlar subhanallah. Arafat'a geldiğinden beri Arafat'ın dışında konaklıyor. Hacı gidiyor, farkında değil. En büyük hata bu. İşaretler var hocam. İşaret var o olmasına rağmen. Tel örgüler, şeyler var. Yani ona rağmen bakıyorsun hacılar dışarıda geçiriyorlar vakitlerini. Yani Arafat sınırları dışında geçiriyorlar. Hacı götürüyor o. Hac geçersiz oluyor. Evet, akşam ezanı. En çok yapılan hatalardan bir tanesi yine Arafat duaların kabul olunduğu bir yerdir. Çünkü Allahu Teala hadis-i kutsi hadiste buyurduğu gibi meleklerini Arafat meydanına gönderiyor. Ey meleklerim, gidin kullarım ne istiyorlar benden diyor. Kulları geliyor, diyor ki ya Rab, onlar senin affı keremini istiyorlar. Başka bir şey istemiyorlar. Oysa Allah onların halini biliyor, kullarının. Diyor ki ey meleklerim, şahit olun ki ben onların hepsini affettim. Böyle büyük bir mekanda, böyle büyük bir günde maalesef bakıyorsun, ya benim bir akrabam vardı, onu bir ziyaret edeyim. Ya ziyaret edeceğim başka vakit mi yok mübarek? Git başka bir gün ziyaret et. İlla Arafat'ta mı ziyaret edeceksin? Yani bakıyorsun saatlerce yürüyor, çadırını arıyor. Falanca akrabasını veya filanca kardeşinin çadırını arıyor. Çadırını bulmak için gününü heder ediyor. Dedikodu yapıyorlar. İkinci husus, yani Arafat meydanında bakıyorsun dedikoduyla, laklakıyla, böyle boş lakırtılarla vaktini geçiriyor. Akşam güneş batıncaya kadar vaktini heder ediyor. Bazılar da ne yapıyor? Arafat'a, bilmiyorum onu görmedim de. Arafat'ta mesela dedikoduyla meşgul olmasının yanında kimisi de bakıyorsun gece gelmiş uykusuz geçirmiş. İbadetle sabaha kadar ibadet etmiştir belki. Öyle hüsnü zan besliyoruz yine. Arafa günü gelince güçsüz, takatsiz kalıyor. Ne yapıyor? Gün boyu yatıyor. Oysa ki ibadet yeri. İbadet yeri. Yatarak geçiriyor o günü. Uyuyarak geçiriyor. Bu da yanlış bir şey. Ondan sonra başka bildiğimiz, gördüğümüz yani hatalar pek çoktur ama bir kimisi de az önce anlattığımız gibi illa Arafat Dağı'na çıkmam gerekir. Cebelur Rahme dediğin gibi. Ona çıkacağım. Oradan işte ne yapacağım? Dua edeceğim. Çıkıyor oraya. Artı bunun yanında arkadaşına telefonunu veriyor. Benim resmimi çek işte böyle falan filan. Ne yapıyor? Onu da gönderiyor, paylaşıyor falan filan. Allah korusun bu insanın içine riya girer. Riya girdiği zaman da o amelini boşa götürebilir. Özellikle hacılara şunu tavsiye etmek lazım. Yani o mübarek kıyafetin içerisinde, ihram elbisesinin içerisindeyken böyle fotoğraf çektirmek yani abes bir şey.
Allah korusun ameli boşa götürür yani. Evet. Akşam namazıyla beraber yola koyduk Müzdelife'ye. Evet. Arafat'ta ne zamana kadar beklemek vaciptir? Güneş batıncaya kadar. Güneş batmadan önce hatalardan bir tanesi, bunu da bu arada hatırlatmakta fayda var. Adam akşama kadar Arafat sınırları içerisinde kalıyor. Güneş batmadan önce 5 veya 10 dakika veya 20 dakika önce dediğimiz gibi kimisi de Arafat sınırlarının dışına çıkıyor, bekliyor. Bir an önce güneş batınca bastırıp gidiyor. Ne yapıyor? Vacibi terk ediyor. Oysa vacip güneş batıncaya kadar Arafat sınırlarında beklemektir. Güneş battıktan sonra Arafat'tan Müzdelife'ye doğru yavaş yavaş sükunet ve vakar içerisinde hareket etmek sünnettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına es-sekînetu s-sekîne demiş. Yani sükunet ve vakarla hareket edin. Vakar ne? Vakar yani ağırbaşlılık. Yani aceleci davranmamak yani. Maalesef günümüzde bakıyorsun insanların yaptığı, Allah ne verdiyse. Araba gazına son derece bir gazıyor. Ya oradan geçemiyorsun. Dumandan şeyden, aman ya Rabbi, göz gözü görmüyor. Dumandan insan boğulacak hale geliyor. Yine hatalardan bir tanesi, Arafat sınırları içerisindeyken diyelim ki turla gelmiştir. Otobüsü, bunu İbn-i Uthemin rahimahullahu teala'ya sordular. Otobüs hani tur yapıyor geliyor ya, dönüyor geliyor. O otobüsü bekliyorlar. Otobüs 11-12'ye kadar gecikiyor. Çünkü gidiyor, yollar kalabalık olduğu için otobüs gidecek, birinci kafileyi bırakacak, ikinci, üçüncü, dördüncü. Geride kalanlar ne yapıyor? 11-12'ye kadar bekliyorlar. Akşam namazında gitmesi gerekirken gidemiyorlar mesela otobüsü beklediğinden dolayı. Ne oluyor? Akşam namazı gidiyor. Yani Müzdelife'de kılması gerekirken akşamla yatsıyı cem etmesi gerekirken gece yarısı geliyor. Adam hala namaz kılmamış. İbn-i Uthemin rahimahullah teala diyor ki eğer namaz vakti diyor yatsı namazı oraya geç vakitte ulaşılacaksa akşamla yatsıyı Arafat'ta cem edebilir diyor. Evet. Çünkü otobüse biniyorsun. Bazen inan saat 2'ye 3'e kadar yolda geçiyor vaktin. Evet. Otobüs gitmiyor. O zaman ne yapacaksın? Otobüse binmeden önce saat 7 mi 8 mi 9 mu neyse akşamla yatsıyı Arafat'ta cem edersin. Ondan sonra otobüs geldiğinde binersin. Gidersin. Yani illa Arafat'ta Müzdelife'de akşamla yatsıyı cem edeceksin diye bir kaide yok. Gidemeyeceksin. Öyle bir şey varsa, otobüs geç gelme ihtimali varsa veya geliyorsa bu şekilde, bu takdirde Arafat'ta akşamla yatsı namazını cem edersin. Evet. Akşam ezanından sonra Akşam ezanından sonra indik. Arafat'tan çıktın. Diyelim ki yaya gidiyorsan yavaş bir şekilde Müzdelife'ye doğru gidersin. Evet. Veya arabayla, otobüsle neyle gidiyorsan Arafat'tan ayrıldıktan sonra Müzdelife'ye ulaşır ulaşmaz bazı hacıların yaptığı gibi ilk işin taş toplamak olmayacak. Bize de böyle oldu. Maalesef. İlk işin ne yapacaksın? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi akşamla yatsıyı orada cem-i tehir olarak kılmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ezan ve iki kametle akşam ve yatsı namazını orada kılmıştır. Akşamı 3 rekat, yatsıyı 2 rekat olarak kılmıştır. Müzdelife'de toplanan taşlar sünnet midir o? Müzdelife'de toplanan taşlar veya taşları toplamak sünnet midir? Değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayramın birinci günü yani Akabe Cemresi'ne taşlar atacağı gün İbn Abbas radıyallahu teala anhuma ile birlikte gelirken yolda kendisine Mina'ya yaklaştığı sırada 7 tane taş toplamasını emretmiştir. 7 tane taş. Mina'da. Evet, Mina'ya gelirken, Mina sınırına yaklaştığı zaman. Müzdelife'de değil yani. Değil. Dolayısıyla o taşın cinsiyeti, yani hangi topraktan olduğu veya hangi bölgeden olduğu önemli değil. Önemli olan o taşı Akabe cemresine veya cemrelere atmaktır. Yoksa taş başka yerden de götürülür. Evet. Önemli değil yani. Mekke'den diyelim ki otelin bulunduğu semtte
otelin avlusunda veya çevresinde taşlar varsa oradan da alabilirsin. İlla Mina'dan veya Müzdelife'den olması şart değil. Önemli olan o taşları Allah'ın emrettiği şekilde atmaktır. Müzdelife, nerede Müzdelife demiş hocam orada? Müzdelife. Müzdelife bildiğim kadarıyla yakın olduğu anlamına geliyor. Yakın olduğundan dolayı Mina'ya yakın olduğundan dolayı Allah-u Alem. Ona evet. Bakmak lazım. O Müzdelife o geceyi orada geçirecek miyiz? Evet. Müzdelife'ye geldik. Bazı insanların Arafat'ta yaptığı yine hataları unutma tek tek aklımıza geliyor. Arafat'ta yapılan hatalardan bir tanesi de Arefe gününde Arafat'a gelmeyip de Arefe gecesinde Arafat'a gelenler oluyor. Hani direkt dediniz ya. Otelden direkt Mina'ya değil de Arafat'a gidiyorlar. O gece Arafat'ta konaklıyorlar. Aslında o gün Mina'da gecelemeleri gerekirken Arafat'ta geceliyorlar o günü. Bazen polisle bırakıyoruz. Ha, o konakladıkları gece Arafat'ta ne yapıyor hacılar? Sabaha kadar zikirle, kimisi bidat zikirle tabii. Keşke ibadetle geçirseler. Bidat zikirle, yani tasavvufçuları görüyoruz. Dümbelek çalıyorlar, tef çalıyorlar. Sabaha kadar zikir yapıyoruz diyorlar. Zikirin, o zikrin İslam'la bir alakası yok zaten. İşte o zikirle meşgul oldukları için gün boyu ne yapıyorlar? Yorgun, argın, bitkin düşüyorlar. Kimisi de uyuyarak geçiriyor o günü. O hatadır. Aynı şekilde Müzdelife'de de bu hatayı yapıyorlar. Sabaha kadar uyumuyorlar. İbadetle, namaz kılarak, zikir çekerek veya buna benzer ibadetle kendisini meşgul ediyorlar. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müzdelife'ye geldikten sonra önce akşamla yatsı namazını kılmış, ardından istirahate çekilmiş, uyumuştur sabaha kadar. İbadet, gece herhangi bir ibadet yapmamıştır. Sabah namazını Müzdelife'de kıldıktan sonra sünnet olan Mekkeli müşrikler güneş doğduktan sonra Müzdelife'den ayrılırlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere muhalefet etmek için güneş doğmadan önce Müzdelife'de Mina'ya doğru hareket etmiştir. Yani ba'd salat fecr. El-fecr. Tabi bu sabah namazından sonraki süre sabah namazını kıldıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta yaptığı dua gibi uzun bir süre dua etmiştir. Müzdelife'de. Dua ettikten sonra güneş doğmadan önce Mina'dan Müzdelife'den Mina'ya doğru hareket etmiştir. Bu sünnettir Yahudi müşriklere muhalefet etmek için. Çünkü müşrikler güneş doğuncaya kadar Müzdelife'de beklerlerdi. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara muhalefet ederek güneş doğmadan önce Müzdelife'den hareket etmiş Mina'ya doğru gelmiştir. Şimdi Müzdelife'de yapılan hatalar nelerdir? Dediğimiz şekilde sabaha kadar uykusuz kalarak, uykusuz geçirerek ne yapıyorlar? Güya ibadetle geçiriyorlar. Yine Müzdelife'de yapılan hatalardan bir tanesi, bizim hacılar özellikle Allah ıslah eylesin o din görevlilerini, maalesef çadır yok veya çadır yetersiz diyerek ne yapıyorlar hacıları? Müzdelife'de sadece akşam ve yatsı namazını cem ettirip daha doğrusu yallah Mina'ya doğru götürüyor. Mina'da taşlattırıp otele götürüyorlar ondan sonra. Sünnete aykırıdır. Bu sünnete aykırıdır. Müzdelife'de eğer özür sahibi ise bir insan, diyelim ki çok yaşlıdır, kadın hamiledir, çocuğu vardır, emziklidir, ondan sonra hastadır, sakattır, yürüyecek takati yoktur. Bu kimselerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşlılara, kadınlara izin verdiği gibi gece hilalin batmasını bekleyecek. Hilal kaybolduktan sonra yola çıkabilirler. Bunu mutlaka yapmaları lazım. Çünkü ama bizimkilere bakıyorsun saat 10'da gelmişse 10'da namazı kılıp yallah gidiyorlar şeye Akabe Cemresi'ne 7 taş atıp hemen otele götürüyorlar hacıları. Otele yerleştiriyorlar. Gerekçe diyorlar ki yer yok. Yer yok diyorlar. Oysa ben
Müzdelife'de, Mina'da bir sürü çadır var. Veya Müzdelife'de dışarıda beklesin kardeşim. Bir sürü insan dışarıda bekliyor. İbadet zaten. Yani bu hacı adam hayatında bir defa yapıyor. Onu da eksiksiz yaptır kardeşim. Ne acelem var? Evet. Maalesef bu hatayı işliyorlar. Mina'da, Müzdelife'de gecelemek vaciptir. Vacibi terk edersen cezası kurbandır. Kurban cezası gerekir. Maalesef bunu hocalar es geçiyorlar. Büyük bir vebal üstleniyorlar yani. Müzdelife'den indik. Müzdelife'den güneş doğmadan önce hareket edersin, Mina'ya doğru gidersin. Mina'ya ne zaman ulaşırsan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuşluk vaktinde Mina'da Akabe cemresine taşları atmıştır. Bunun delili Cabir bin Abdullah radıyallahu teala anhumanın hadisidir. O diyor ki Ramen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem cemretel akabe yevmen nehri duhan ve emma ba'du fe izâ zâletiş şems. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Akabe cemresine nahır günü, yani bayramın birinci günü, kurban günü, duha vaktinde, kuşluk vaktinde Akabe cemresine taşlar attı. Sonrakileri ise, yani bayramın ikinci günü dediğimiz teşrik günlerinin ilk birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde ise güneş zevali açtıktan sonra taşlar atmıştır diyor. O zaman sünnete uygun olan kuşluk vaktinde Akabe cemresine 7 taş atıp ardından gidip sünnete göre şu sırayı takip etmek sünnettir. Taşları attın. Gidersin kurbanını kesmen gerekiyorsa kurbanını kesersin. Kurbanını kestikten sonra tıraşını olursun. Ondan sonra gidersin oteline, normal elbiseni giyersin. Güzel elbiseni, temiz elbiseni. Tıraşını, banyonu yaptıktan sonra elbiseni giyersin. Ardından gider ziyaret tavafını yaparsın. Buna biz farz tavaf da diyoruz. Veya haccın tavafı da diyoruz. Bu tavafı da yaptıktan sonra artık hacın bütün menasikini tamamlamış oluyorsun. Ancak o teşrik günlerindeki taşlama ve veda tavafı kalıyor. Mina'da kaç tane taş toplayacağız? 7 tane taş alırsan yeterlidir Mina'da. Düzenleme nasıl? Mina'dan 7 taş alırsın. Bayramın birinci günü Yevm-ül Nahr diyoruz biz ona. Yevm-ül Nahr'da Akabe cemresine 7 tane taş atmak için 7 taş alırsın şeyden, Mina'dan. Veya nereden bulursan, yol üzerinde nereden denk gelirse oradan alırsın 7 taşı. Gelirsin bayramın birinci günü 7 taşı o şekilde atarsın. Sadece bir cemre, büyük cemre. Ha, büyük cemre. Sadece. Ha, ikinci gün küçük, orta, büyük cemre diye sıralıyor. Orta, büyük. Bu şekilde bayramın birinci günü üçüncü cemrele... Üçüncü gün gene küçük, orta, büyük. Evet. Üçüncü gün de aynı şekilde küçük, orta, büyük. Yalnız bayramın birinci günü büyük. Bir Akabe cemresini atıyoruz. Evet. Ona Cemretul Akabe de deniliyor veya büyük cemre de deniliyor. Dolayısıyla ona sadece 7 taş atıyoruz. Ondan sonra biz buna ne diyoruz? Taş, baş, tıraş. Bu sıraya göre riayet ediyorsun. Önce taşı atıyorsun, sonra kurbanını kesiyorsun, sonra tıraşını oluyorsun. Taşlamakta yapılan hatalar. Evet. Taş Akabe cemresine veya genel olarak cemrelere taş atarken yapılan hatalar pek çok. Kimisi oraya şeytan taşlama yerleri diyor mesela. Şeytan yok aslında orada. Orada beton sütunlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orayı şeytan taşlama yerleri olarak adlandırmamıştır. Hadisinde buyuruyor ki اِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَ وَالْمَرْوَ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِيْقَامَةِ ذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى Beytullah'ı tavaf etmek, Safa ve Merve arasında sahi etmek ve cemreleri taşlamak diyor. Bak şeytanları taşlamak demiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cemreleri taşlamak Allah'ın adını yüceltmek içindir diyor. Halkın dilinde şeytan. Biz orada gayemiz nedir? Allah'ın adını yüceltmek. Ne yapıyoruz biz? Akabe cemresine ve sonraki günlerde cemrelere taşlar atarken Bismillahi Allahu Ekber diyoruz. Allah'ın adını yüceltiyoruz. Allah'ın adıyla başlarım diyorsun. Allah en büyüktür diyorsun. Allah'ın adını ne yapıyorsun? Yüceltiyorsun. Demek ki cemreleri taşlarken veya taş atarken
Allah'ın adını yüceltmek. Gayemiz o. Her taşta Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber diyorsun. Orada küfür etmek yok. Al sana mel'una şeytan diyor. Büyük şeytan. Kimisi de bir hatırlıyor birisi bir gün. Al sana büyük şeytan Amerika diyor. Terliğini çıkarıp atıyor. Veya taşı atıyor. Orada Amerika yok, şey yok, büyük şeytan yok. Orada bir sembolik sütun var. O sütunu Allah'ın adını anarak ne yapıyorsun? Taşları atıyorsun. Kimisi dediğimiz şekilde hıncını alamıyor, terliğini alıyor, atıyor. Elindeki şemsiyesini atıyor. Bizim Şeyh Said ibn Mesfer'in Kahtani var, bilirsin. Diyor bir gün hacının birisini gördüm. Sol elinde sigara içiyor, sağ elinde de taşları atıyor. Bir de küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor şeytanı. Ah sana şeytan, ah sana şeytan, mel'un şeytan falan derken yanına geldim dedim ki hacı ne yapıyorsun? Büyük şeytanı taşlıyorum dedi diyor. Dedim ki şeytan orada yok ki, şeytan senin elinde. Nerede? Bu sol elinde. Hani? Sigara içiyorsun, bu şeytan işte, nefsine yeniliyorsun. Sigarayı at demiş. Sigara senin elinde. Bir taraftan sigara içiyor, bir taraftan şeytana güya taş atıyor. Orada yapılan hatalar büyük büyük taşlar. Tabii taşlar maalesef fındık, yani nohuttan biraz büyük, fındıktan küçük veya fındık kadar. O şeyde ebatta olması gerekirken bakıyorsun kimileri koca koca taşlar atıyorlar. Kimileri 12'den sonra atıyor, kaçıyor gidiyor. Gece mi? Tabii Akabe cemresine taşlar atılırken yapılan hatalar dedik ya. Müzdelife'den erken ayrılıp gelip 12-1'de veya 2'de veya sabah namazından önce kuşluk vaktinde dedik ya sünnetir atmak. O vakitten önce atıyorlar. Bir an önce gelmiyor adam Akabe cemresine 7 taşı atıp gidip otele dinlenmek için otele gidiyor. Oysa sünnet. O şekilde. Sünnet olan kuşluk vaktinde. Öğleden sonra değil mi? Yok. Birinci gün. Birinci gün kuşluk vaktinde. İkinci gün ise bayram günü. Değil mi? Bayramın birinci günü kuşluk vaktinde taşları, 7 taşı atmak. İkinci, üçüncü, dördüncü günlerde ise zevalden sonra, yani öğle namazı vaktinde. Vaktinden itibaren akşam güneş batıncaya kadar. Evet. Efdal olan süre bu. Bir insan, diyelim ki görevi icabı, cemreleri gündüz taşlayamıyorsa, bayramı birinci günü, ikinci, üçüncü, dördüncü günü, tabii dördüncü günü güneş batmadan önce atması lazım. İkinci, üçüncü gün, bu insan gündüzleri çalışıyorsa, mesela bir şirkette görevini bırakamıyor, görevi icabı gündüz çalışmak zorunda ise, gece taşları atmasında bir beis yok. Taşları atabilir. Hafif olabilir. Yani veya gündüz geldiği zaman çok kalabalık, ezilme tehlikesi var. Bu insan ne yapabilir? Gece taşlarını atabilir. Cemreleri küçük, orta, büyük şeklinde. Bayramın ikinci günü taşları atarken ilk önce küçük cemreden başlıyor. 7 taşı attıktan sonra Mina soluna, Mekke sağına gelecek şekilde kıbleye dönerek ne yapar? Dua eder. Yani sadece bayram günü büyük. Büyük. Akabe cemresini taşıyor. Ondan sonra küçük, orta büyük, küçük, orta büyük. Aynı şey. Üç şekilde. Üç gün boyunca o şekilde taşlar. Birinci ve o küçük ve orta cemrelere taşlar. 7'şer taşı attıktan sonra her birinin yanında dua eder. Kıbleye dönerek dua eder. Sünnettir bu. Akabe cemresini taşları attıktan sonra dua etmek için beklemez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etmek için beklememiştir. Bunu geçtik hocam. Evet. Bayramın birinci günü büyük cemreyi taşladıktan sonra gidip hemen kurbanımızı kesiyoruz değil mi? İmkanın varsa. İmkanı varsa. İmkanın yoksa diyelim ki bir şirkete veya bir firmaya verdin kesilmesi için. Ne yaptılar adamlar? Tamam dediler, sıraya koydular. Parasını verdin sen. Ücretini verdin şeyin, kurbanın. Taşları attıktan sonra alimler diyor ki üç şeyden ikisini yaparsa birinci tahallül gerçekleşir diyor. Yani ihramdan çıkabilir. Taşları attın, kurbanını kestin, ardından tıraşın olursun, ihramdan çıkıyorsun.
Yani üç şeyden birisini yapıyorsun. Sonra ihramdan çıkıyorsun o şekilde. Yani diyelim ki taşları attın, kurbanı kesmene kesmen gerekmiyor. Yani kurbanı kestikten sonra ihramdan çıkman gerekmiyor. Kurbanı kesmeden önce de ihramdan çıkabilirsin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayramı birinci günü yani yevmen nahar kendisine takdim ve tehir hususunda ne sorulduysa if'al ve la haraj demiştir. Yani yap, hiçbir sakıncası mahzuru yoktur. Önce saçı da kesebilir miyiz kurbandan önce? Dedi ki taşları attıktan sonra saçını kestirebilirsin. Saçlarını kestirirsin. Ama tertip daha eftal. Ha, eftal olan tertibe riayet etmek. Yani taş, baş ve tıraş. Ama diyelim ki 2 milyon insan veya 3 milyon, 4 milyon insanın kurbanı. Bir anda kesilemez ki. Evet. Kimisi mesela diyor ki yok ben bekleyeceğim. Bakıyorum ikinci güne kadar sarkıyor bu kurban kesme olayı. Ya kardeşim niye kendine zulmediyorsun? Dinimiz kolaylık dinidir. Peki hocam, temettü haca niyet eden kişi parası yok kurban kesme. O zaman ne yapacak? Evet, güzel. Eğer kurban kesme imkanı yoksa temettü hacısı veya kıran hacısı da olabilir. Evet. Temettü veya kıranı niyet etti. Parası vardı. Diyelim ki o Mekke'de çaldırdı veya kaybetti. Evet. Bu adam ne yapacak? Üç günü Mekke'de, yedi günü de şehrine, ülkesine veya şehrine döndükten sonra toplam 10 gün oruç tutar. Mekke'deki günler hangi günler? Eğer Arafat'tan önce 3 gün önce tutabilirse eftal olan budur. Çünkü selâsetü eyyâmi fil haccî ve seb'atun izâ raca'tum. 7 günü hacda, 3 günü hacda, 7 günü ehline döndükten sonra diyor Allahu Teala. Tercihe göre 8-9. 7-8-9. Yok, Arafat'ta olmayacak. Arafat'tan önce olacak hepsi. 6-7-8. Yani Mina günü, terviye günü de tutabilir. Ama Arafa günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tutmamıştır. 6-7-8. O şekilde. Ama tutamadı diye. Tutamadıysa Arafat'tan sonraki günlerde tutar. Mina'da kaldığı zaman. O gün de tutabilir. Ama Mekke'de tutacak. Orada da tutamadı, evine gitti. Vallahi eftal olan bu şekilde bildiğim kadarıyla. Ceza getirdi. Çünkü selâsetü eyyâmin fil hac diyor Allahu Teala. Hacda olacak. Yani Mekke'de. Tamam. Ondan sonra tavaf-ı ifada. İfada tavafı veya farz tavaf veya ziyaret tavafı veya haccın tavafı, buna hepsi aynı anlam, aynı tavaftır. Akabe cemresine 7 taş attıktan sonra birinci gün kurbanını kestin, tıraşın oldun, gidersin otelde yıkanırsın, temiz elbiseni giyersin, tavafını bu şekilde yaparsan bu tertibe göre eftaldir. Evet. Ama taşları attın, tıraşın oldun, gittin hemen kurbanı kesilmeden veya kestikten sonra hemen tavafını yaptın, aradan çıkardın hepsini. Bu şekilde de olur. Veya bayramın ikinci günü veya üçüncü günü veya dördüncü günü Arafat'a çıkmadan önce, pardon, Mekke'den çıkmadan önce dedin ki ya farz tavafla veda tavafını birleştirip ikisini bir yapıp ben Riyad'a döneceğim veya ülkeme döneceğim. İki tavafı birleştirirsem olur mu? Olur. Bir iki tavafı bir niyetle, yani hem farz tavaf hem de veda tavafı niyetiyle yapabilirsin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz son işi Beytullah'la olmadan, yani tavaf olmadan Mekke'den çıkmasın, ayrılmasın buyuruyor. Evet. Şey var hocam, bunu çıkarayım ayette. ذَٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ diyor. Ayetin başlangıcı nasıldı? وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ دِيُور Tilka aşaratun kamile. İşte burada zâlike limen lem yekun ehlu hadr-ı mescid-i haram diyor. Bu herhalde
Sen ifakiler için mi? Afakiler için mi? Afaki. Yani zaten Mekke zaten Mekke Mekke ehline kurban yoktur zaten. Mekke halkı şeydir. Müfrittir yani. Dışarıdan gelenlere bu. Ha. Müfrit hacı, ifrat hacısı gibidir. Evet. Yani Mekke halkından olan umre yapacağı zaman hil dediğimiz şimdiki Ayşe Mescidi mescidi veya Cihrane Mescidi'ne gider. Oradan ihrama girer. Yani harem sınırlarının dışına çıkması gerekir. Umre'de. Hac'da ise Arafat'a çıktığından dolayı bu gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla Mekke halkı sadece bulunduğu yerden ihrama girer, Arafat'a gider, hacın diğer menasikini tamamlar, Akabe cemresini 7 taş attıktan sonra ihramdan çıkar, kurban kesmesi gerekmez. Tavaf-ı ifadadan sonra? Tavaf-ı ifadadan sonra eğer Mekke'de kalacaksa ne yapar? Kendisine şey gerekiyorsa, taşları bitirmişse, cemreleri taşlamayı bitirmişse ve Mekke'de de daha ikamet edecekse o zaman veda tavafını en son gideceği güne erteler. Gitmeden önce diyelim ki ikindi vaktinde arabası hareket edecek veya yola çıkacak. Sabah namazından sonra ve öğle vaktine yakın bir vakitte gider. Veda tavafını yapar. Ondan sonra otele gelir, eşyalarını hazırlar, yola çıkar. Ama bazıları tutuyorlar, ne yapıyor? Yarın gideceğim diyor, bugün veda tavafını yapıyor. Bu veda tavafı değildir. Ne gerektiriyor kendisine? Veda tavafı vaciptir. Vacibi terk edemezsin. Bazılar işte Ebu Hanife rahimahullahu teala'nın veda tavafı bilmiyorum bu husustaki görüşü nasıl. Yani bir ay öncesinden de yapabilirsin gibisinden böyle bir şey var. Hadise muhalefet. Muhalefettir tabi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrılmadan önce son işi Kabe ile olmadan kimse ayrılmasın diyor. Yani Kabe ile işi son işi olacak. Mekke'den ayrılmadan önce. Alışveriş yapacaksın, bütün ihtiyaçlı gideceksin. En son önce o yapacaksa alışverişini yapsın, ondan sonra veda tavafını yapsın. Kimisi de dediğin gibi veda tavafını yapıyor, gidiyor saatlerce alışverişle meşgul oluyor. Bu veda tavafı olmuyor. Kimisi bundan da kötü. Yani bazılarını duyuyoruz, İbn-i Uthemin rahimahullahu teala buna 3 ceza kurbanı gerekir diyor. Nedir o? Adam mesela bayramın birinci günü Akabe cemresini taşlıyor. İkinci, üçüncü günler için ya diyor benim uçak kalkacak diyor. Uçağa yetişmem lazım. İşte şöyledir, böyledir. Birisine diyor ki ya benim yerime bayramın ikinci, üçüncü günü taşları at. Vekalet veriyor. Veda tavafında yap diyor. Tamam diyor ben gidiyorum hadi eyvallah diyor. Olmaz değil mi hocam? Olur mu? Olmaz. İkinci günü bir defa Allah'ın ibadeti. Diyelim ki öğle namazını kaçta okunuyor ezan? 12'de. Ya 11'de kılacağım bugün. Kafama öyle geldi. Olur mu namaz? Vakit girmedi. Vaktinden önce kıldığın namaz geçersizdir. O da öyle. Artı sen sapasağlam insansın. Nasıl vekil ediyorsun? Vekil olabilmesi için veya vekalet verebilmen için aciz olman, yürümekten aciz olman lazım. Hasta olman lazım. Böyle bir durum var mı? Söz konusu mu? Değil. Keyfi. O geçersiz. Ondan sonra vacibi kasten terk etmek ceza kurbanı gerektir. İki gün taşlamadın, iki kurban. Veda tavafında yapmadın, üç kurban. Yallah, Allah'ın huzuruna borçlu gideceksin. Evet. Bu kurbanları kesmediği halde hac muallak kalır. Tabii ya. Zimmetinde kalır onu. Onu ödeyene kadar o borçlu kalır. Peki hocam ihramlı vaziyette hanımıyla cinsi münasebette bulunan kişi hac sırasında şeytana uydu diyelim. Hangi şimdi ona şunu sorarız. Arafat'a çıkmadan önce miydi sonra mıydı? Yani çıkmadan önce mi bu fiili yaptı? Çıktıktan döndükten sonra mı yaptı? Diyelim çıkmadan önce. Çıkmadan önce yaptıysa hacı batıl olur. Gelecek sene hacca gitmesi gerekir. Velev ki kurban bile kesse bile mi? Yok. Deve bile kesse yine aynı şeydi. Zaten ona ceza gerekiyor ona. Kurbanı kesecek ceza kurbanını. Bir de hacı gelecek sene hac yapacak. Allah. Tabii.
Sonra yapmışsa? Sonra yapmışsa bir ceza kurbanıyla kurtarır onu. Sonrasında şu şekilde olacak. Bayramı birinci gün Akka ve Cemre'sine taşları attı. Kurbanını kesti, tıraşın oldu. Buna ne dedik biz az önce anlattık? Birinci tehallül dedik. Birinci tehallülden sonra olmuş ise, ikinci tehallülden önce ise bu takdirde ceza kurbanıyla bunu telafi eder. Ceza kurbanı keserek telafi eder. Peki hocam, kimler ihramlı vaziyette iken, Mina'da veya Arafat'ta iken hırsızlık yapıyor? Allah korusun. Bu kişinin hacı yani halel girer mi? Girmez olur mu? Neye geldin? Hırsızlık yaparak yani o büyük mekanda subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme giren birisinin kıssasını bizlere haber veriyor. Kendisine gösteriliyor. Daha doğrusu elinde bir bastonuyla hacda hırsızlık yapan birisine haber veriyor. Bastonu şeyle biliyorsun ucu halka şeklinde insanların eşyasına takıp götürüyordu. Farkına vardığı zaman kusura bakma takılmış derdi diyor. Farkına varmadıysa alıp götürür çalardı diyor. Onu cehennemde bağırsakları sürüklenerek gördüm diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Cehennemde gördüm diyor onu. Allah alem öyleydi ya. Hadisi yanlış hatırlamayalım da. Maalesef yani subhanallah hacda hırsızlık çok daha büyük günah. Bir kere gördüm zenci biri Allah alem böyle alt ihramı gitmiş vaziyette koşuyor böyle çıplak vaziyette. Harami harami diyorlar ve polisler arkasına hücum ediyor. He doğru, o ben de gördüm. Yani bazı insanlar maalesef hacca o ibadet amacıyla değil de hırsızlık amacıyla geliyorlar maalesef. Yani Allah korusun o büyük bir vebal üstünde veballe maalesef Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O hadise bakalım mı hocam? Sahibül mihcen miydi ya? Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona haber veriyor. Subhanallah. Onu cehennemde gördüğünü haber veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Uridat aliyyel cennetu hatta lev şi'tu leta'atitu min kutufiha ve uridat aliyyel nar فلولا أني دفعتها عنكم لغشيتكم ورأيت فيها ثلاثة يعذبون. Cehennemde üç kişinin azap gördüğünü gördüm diyor. İlk evet. Neymiş onlar? امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها. Evet. O bir kedisi kedisi olan bir kadına haber veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kedisini hapsediyor bir yere, ne yediriyor, ne içiriyor, ne de dışarı bırakıp yerdeki o çer çöp şeyleri, haşereleri yiyip de hayatta kalmasına engel olduğundan dolayı ölüyor o kedi. Ondan dolayı Allah-u Teala onu cehennemde azap ediyor. Hocam bundan önceki baştan alalım. Uridat aleyhi. Onun Türkçesini alalım, o lazım. Uridat aleyhi. Onu... Diyor ki işte... Bana cennet arz edildi diyor. Evet. Onu ne için başka şey şayet bana verilmiş olsaydı diyor. Onun meyvelerinden şeylerinden diyor size şeye verirdim diyor. Evet. Vermek isteseydim verirdim diyor. Bana diyor cehennem arz edildi diyor. Şayet sizi ondan cehennemi sizden savmasaydım diyor. Sizi diyor kaplardı diyor. Def etmeseydim. Evet, def etmeseydim. Ve diyor orada diyor cehennemde diyor üç sınıf insanı gördüm diyor. Ve üç kişiyi gördüm diyor.
Himyar kabilesinden bir kadını, siyah bir kadını gördüm. Uzun bir kadın diyor, kadındı diyor. Cehennemde bir kediden dolayı azap olunurken gördüm diyor. Kedi az önce anlattığımız gibi kediyi aç, kadın kediyi aç bırakıyor. Aç bırakarak öldürüyor. Ra'aytu akha bani du'du'in sahibi es-sa'ibatayn yudfa'u bi'amudayn fi'n-nar. Evet. Bir iki tane deve sahibinin sahibini gördüm diyor. Onu şerhine bakmak lazım hadisin. Üçüncüsü? Üçüncüsü ise mihcen sahibi, yani şeyle asa. Ucu şeyle halka şeklinde asası olan veya halka değil de şeyle çengelli asası olan kişiyi gördüm diyor. Şeyine yaslanırdı diyor. Mihcenle asasına yaslanırdı diyor. Bu mihcen sahibi diyor, hacıların eşyasını çalardı diyor. Neyle? Bir mihcenhi kâne yesriku meta'al hacı bi mihcenhi. O asasıyla hacıların eşyasını çalardı. Feyde hafye lehu, yani hacı ona görmezse diyor, zehebe bihi, o çaldığı şeyi götürürdü. Ve ize zahara aleyh, hacı dikkat eder de görürse diyor, ondan lem usrik inneme teallaka bi mehceni derdi diyor. Yani ben çalmadım, o benim bastonuma takıldı derdi diyor. Cehennemde Allah, azap ediliyor mu? Azap ediliyor bu üç sınıf insan. İşte hırsızlık, hacdaki hırsızlık cehennemi Allah korusun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde cehennemde azap olunmaya sebeptir. Tavaf-ı ifadattan sonra hac bitiyor değil mi hocam? Ondan sonra işte herkes... İfada tavafından sonra dedik, eğer gidecekse hiç beklemeden farz tavafıyla veda tavafını yapmış oluyor. Çıkıp gidebilir. Gitmeyecekse bekler, veda tavafını yapar. Veda tavafını yaptıktan sonra artık memleketine döner. Ülkesine veya memleketine döner. Bu şekilde hacını tamamlamış olur. Hacın gerekleri nelerdir? Peki hacı eda ettikten sonra kişi, alimler diyor ki kişinin salih amelinin kabul olunduğuna delalet eden en büyük alamet nedir? O ibadetten önceki haliyle sonraki halinin değiştiğine insanların şahit olması. Yani ya maşallah tebarekallah, adam hacca gitti geldi 180 derece değişti. Veya bayağı değişiklik gördüm falanca da gibisinden insanların şahitlik etmesi veya kendisinin bu yönde adım atması, salih amellere devam etmesi. Yani daha önce yapmadığı ibadetleri yapmaya devam etmesi. Ama bizdeki anlayış ne? Ticareti bırakmak. Ya hacca gittiysen ticareti bırakacaksın diyor. Hacın alamet, kabul olunduğuna delalet eden alamet bu bizde maalesef. Bir şey unuttum hocam. Efendim. Hacca rükünlerini soruyorum. Erkan-ı Hac. Şimdi Erkan-ı Hac değişiyor. Hanefi mezhebine göre mesela sa'yı rükün saymıyorlar. Burada alimler tavafı, sa'yı, bir de Arafat'ta vakfeyi, Arafat'ta bulunmayı rükün olarak addediyorlar. Dört değil mi? Evet. Mikat, Arafat, tavaf, ifade, sa'yı. Niyet zaten rükündür. Ama mikattan ihrama girmek vaciptir. Şimdi bizim mikat aslında anlatırken yapılan hatalardan bir tanesi de bu olması lazım. Mikat sınırlarını ihramsız geçmek. Adam mesela kontrole tabi yakalanmamak için ne yapıyor? Mikatta ihramını yaptı. Mikatta niyetini, ihrama girmiyor. Ama niyetini yaptı. Niyetini de yapmıyor. Ha. Mekke'de niyet edeceğim diyor. Giriyor. Yanlış bu. Mikat'ta niyet edersin ama şimdi bizim insanlarda bir yanlış anlayış var. Diyor ki ihrama girdiğin zaman ihram elbisesini giydiğin zaman niyet etmiş oluyorsun. Değil. İhram elbisesini giymek vaciptir ama niyet etmek şarttır.
Nerede mikattan? Tabii. Veya öncesinden de olabilir. Diyelim ki mikat sınırlarına varmadan önce niyet edebilirsin. Dediğimiz gibi hanı takdim etmek caizdir. Mikat yerine vardın. Orada da banyo yapabilirsin. Veya yapmadan lebbeyke Allahümme umraten dedin. Veya haccen dedin. Ama elbiseni giymedin. Vacibi terk etmiş olursun. O ihramı sahihtir. Yani niyetin sahihtir. Ama vacibi terk ettiğinden dolayı ceza kurbanı gerekir. Eğer keyfi olarak giymişsen. Ama giydin ihramını. Yolda sana dedi ki çıkar. Giy elbiseni. Evet. Çıkar ihramını, giy elbiseni. Olmaz falan filan yok. Çıkardın, giydin, ileriye gittin, değiştirsin. İhramını tekrar giyersin. Alimler diyor buna bir şey gerekmez diyor. Hmm. Çünkü burada icbar, mecbur kalıyorsun. Artı bir de eğer döndürülme ihtimali varsa, yani mesela diyelim ki hac yapamama ihtimali varsa, ihrama girerken niyet edersin. Dersin ki, فَاِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Şart bu değil mi? Ha, şart koşarsın. Allah'a şart koşarsın. Dersin ki ya Rabbi beni eğer bu ibadetimi hac veya umre ibadetimi yapmaktan engelleyen bir durum söz konusu olursa engellendiğim yer ihramdan çıkacağım yer olsun diyerek şart koşarsan polis seni döndürdü diyelim feryada. Hiç bir şekilde Mekke'ye sokmadı. İhram elbisesini çıkarırsın, elbiseni giyersin, geri dönersin memleketine. Hiçbir ceza kurbanı gerekmez. Ama şarttan dolayı. Evet. Şart koşmamışsan, ihram elbisesini giyersen ceza kurbanı gerekir. Özellikle hocam bizim zamanda bu şart çok önemli. Tabii, çok çok önemli. Özellikle izin kağıtsız kimse maalesef yapıyor. Öyledir yani. Artı şimdi hatalardan bir tanesi de kadın mesela adetli oluyor. Mikat yerine gelince kocası ihrama giriyor. Boy abdestini alıyor. İhramını giyiyor, niyet ediyor. Kadın ben diyor ihramdan Arafat'tan önce temizleneceğim. Mekke'de ihrama gireceğim diyor. Yanlış. Mikat yerinde ihrama girer. İhrama girer. Nasıl girer? Elbise giyerek değil. Lebbeyke Allahümme umre. Umre niyet ediyorsa. Lebbeyke Allahümme hacca. Hacca niyet ediyorsa. Niyetini yapar. Ama o halde bekler. Adetli halde. Bekler. Ne zaman temizlendi? Diyelim ki Zilhicce'nin 7 veya 8. günü. Temizlendiği gün ne yapar? Boy abdestini alır. Zaten ihramlıdır. Eğer gidip tavaf yapma imkanı varsa tavaf yapar. Yapma imkanı yoksa direkt olarak Mina'ya, oradan Arafat'a gider. Ne yapar bu kadın? Hazreti Ayşe validemizin konumundadır. Hac menasikini bitirdikten sonra umre yapmamışsa daha önceden bu kadın Ayşe Mescidine gider. Tenim Mescidi diyoruz buna biz Medine yolunda. Oraya gider, orada ihrama girer, umre niyetiyle ihrama girer. Ne yapar? Umresini yapar. Bu şekilde hac ve umreyi birlikte yapmış olur. Peki hocam, aklıma geldi. Temettü hacca niyet eden kişi ilk önce ümre yapıyor değil mi? Evet. Şimdi ümre yaptığı zaman saçını kesecek. Ustraya mı olacak? Güzel. Güzel bir konuya temas ettin. Alimler diyor ki ümre ile hac arasında süre uzun ise eftal olan ustura ile kestirmesi. Yani saçın bitmesine imkan varsa, yani saç uzama ihtimali böyle bir imkanı varsa eftal olan saçını usturayla kazıtmasıdır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin, rahimallahul muhallikin diyor. Üç defa Allah diyor saçlarını tıraş edenleri, kökünden kazıtanlara merhamet eylesin diye üç defa dua ediyor. Dördüncüsünde ise velil mukassirin diyor. Kısaltanlara da Allah merhamet etsin diyor. İşte alimler diyor ki süre uzun ise, diyelim ki Zilhicce'nin birinde gittin, süre azdır. Bu takdirde ne yapacaksın? Makineyle veya makasla saçını kısaltırsın. Tabii şuradan değil. Değil. Her makine her taraftan. Şimdi yapıyorlar. Veya makasla her taraftan aldırırsın. Ne yaparsın? Bayramı birinci gün Akabe Cemresi'ne taşları attın. Sonra kurbanını kestin. Ardından tıraş olurken usturayla kazıtman başını eftaldir.
Ama diyelim ki Şevval'in 10'unda, 20'sinde veya Zilkade'nin başında gittin. Arada 1,5-2 ay var. Mesela. Bu sürede saçlar uzar. O zaman eftal olan saçı burada da kazıtmaktır. O duaya nail olabilmek için. Yani Allah'ın merhamet etmesi duasına nail olabilmek için. Evet. Hac günlerde gelip de mesela hacda, yani Arafat'tan 15-20 gün önce gelip de o 15-20 gün içerisinde 15 umre sığdırmak. Evet. Birden fazla umre. Buna tekrarul umre diyoruz biz fıkıhta. Türkiye'den gelip böyle yapıyor. Evet. Genel olarak. Umre tekrarı caiz midir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ashabı böyle bir fiilde bulunmamışlar, yapmamışlar. Dolayısıyla pek çok alim bunu bidat olarak telakki ediyor. Ancak Şeyh bin Baz rahimahullahu teala'ya ben kendisiyle bizzat bu hususta hacılardan gelen sorulara cevap verirken buna şahit oldum. Şeyh bin Baz rahmetullahi aleyh diyordu ki eğer Suudi Arabistan dışından geliyorsa bir hacı ve bir daha gelme imkanı yoksa veya gelme ihtimali yoksa bu kişinin ölmüş annesinin veya babasının yerine birer umre yapmasında inşallah bir beis yoktur diyordu. Ama 3, 4, 5, 6. Yok. Hele kimisi kendi adıma 5 tane umre yaptım diyor günlük. Bunun hiçbir şekilde bu bidattır. Evet. Ama Şeyh bin Baz sadece bu hususta bir esnek davranıyordu. Diyordu ki eğer ölmüş anne ve babasının yerine hac yapmak isterse bunda inşallah bir beis yoktur diyordu. Çünkü dışarıdan gelmiş, bir daha gelme imkanı yok. Anne ve babasına iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak istiyor. Bunun diyor, anne ve babasının yerine birer umre yapmasında inşallah bir beis yok diyordu. Şeyh bin Baz rahmetullahi aleyh. Evet. Bitti mi? Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve töbü ileyk. Ve ahir da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.